İsmim Barış Çavuş. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası personeliyim. 96 senesinden beri belediyede kültür hizmeti veriyorum. Branşım nefesli enstrümanlar. Birkaç tane nefesli enstrüman çalıyorum ama bugün size tanıtacak olduğum enstrümanım Türk halk müziğinde geçerli nefesli sazı olan kavalı. Kavalı tanıyacağız bugün. Kavalla ilk tanışmam benim 92-93 yıllarında oldu. Sesine çok etkilenmiştim o yaşlarımda, lise çağlarımda. Yavaş yavaş yani amatör bir ruhla başladık. Profesyonelliğe ilk adımımı da 2000'li yıllardan sonra başladım. Bunu nefesli enstrümanı seçmemdeki sebebim bu enstrümana yatkınlığımdı. Okulda flüt falan çalıyordum. Türk halk müziği icrası yapıyorum daha çok. Yani branşım Türk halk müziği. Öğrenme evrelerimiz bizim elimdeki enstrümanım benim dilsiz kaval. Benim branşım da dilsiz kaval ama dilli kaval da çaldım. Belli başlı yörelerde farklı tarzlarda kavallar oluyor. Benim tarzım daha çok Karadeniz kavalı ve dilsiz kaval üzerine. Karadeniz kavalı dilli bir kavaldır. Bunlarla yöre müziğini, yani yöre folklorunda çok icralarda bulundum. Belli başlı sivil toplum örgütlerinde, işte musiki cemiyetlerinde kaval ve ney icracısı olarak görevler aldım. Kaval, insan sesine en yakın bir sese sahip bir enstrüman. Ağız çalgıları olarak geçiyor Türk halk müziğinde. Bu enstrümanlar kamışlı, kamışsız diye sınıflandırılıyor. Bu kamışsız dediğimiz yani herhangi bir aygıtı olmadan, ucunda aygıtı olmadan nefes tekniğiyle ve dudak tekniğiyle icra edilen bir müzik aleti. Gördüğünüz gibi gayet ilkel bir müzik aleti. Yekpare bir ağaçtan. Benim tercihim daha çok erik ağacından olanları oluyor. Tabii farklı ağaçlardan da yapılıyor. Enstrümanın 3 oktav bir ses aralığı var. Evrensel bir müzik aleti benim gözümde. Hani bu enstrüman aslında Anadolu enstrümanı olarak geçiyor ama bu enstrüman daha çok İç Anadolu'da çok yoğun olarak kullanılmış. Güneydoğu Anadolu'da çok yoğun olarak kullanılmış. Karadeniz'de ve Ege bölgelerinde de farklı motiflerde hatta Macaristan'a kadar gittiği var. O yani oralarda da kullanılıyor. Birkaç ülke kullanıyor yani. Ama birçok Türk ülkesi, Türk yurdu bu enstrümanı kullanıyor kendi halk çalgıları olarak. Yani Türklerle özümsenmiş, Türklerle benimsenmiş bir müzik aleti. Birçok kişi kaval duyunca çobanlar gelir akıllarına. Çoban çalgısı olarak da bilinir. Anadolu'da yaygın olarak halk bunu çoban çalgısı olarak tabir eder. Çobanların tercih etmesinin sebebi galiba taşınabilirliğinin kolaylığı olması. Bir de insan sesine yakın ses olduğu için hayvanların üzerinde de bir etkisi var tabii. İnsanların üzerinde derin bir etki bıraktığı gibi. Hatta birazdan bir örneğini de göstereceğim size. Meşhur bir kara koyun ezgisi vardır. Anadolu'da çok yaygındır. Onu icra edeceğim birazdan size. Sonra farklı bölgelerden, farklı yörelerden birkaç tane türküyle kavalı anlatacağım size. Bu enstrüman aslında çok eski. Yani ritim müzik aletlerinin ilk kullanılan müzik aletleri ritim aletleridir biliyorsunuz. Davul gibi. Ondan sonra hemen akabinde onları en eski müzik çalgısı olarak yani en eski çalgı olarak bu tür flütler takip eder. Yani Anadolu'da kullanılış şekli Orta Asya Türk uygarlıklarının bu büyük göçle yaşadığı göçte oradan Orta Asya'dan buraya gelmiş. Kaval ismi kav kökeni kav olan içi boş anlamına gelen İçi boş anlamına gelen bir kelimeden türemiştir. Kaval, kabal, kavul gibi birkaç isimde Türkler bunu isimlendirirler. Aslında bir flüttür yani genel ismiyle. Tabii halkın
Yaşayış biçimi, yaşam şekilleri tabii ki Kaval'ın icrasını ve ezgisel hareketini de şekillendirmiştir. Evet, insanlık tarihinin ilk melodik enstrümanlarından bir tanesidir. Nefesli enstrümanlar. 43 bin yıllık olduğu söylenen, bulunan 2008'deki bir kazıda, bir mağarada bulunan Almanya'da bir flüte benzeyen bir insan kemiğinden yapılmış bir enstrüman bulunmuştur. Yani 43 bin yıllık olduğu tespit edilmiş. İnsanlık tarihinin en eski müzik aleti ritim çalgılarıdır. Ama bunlardan sonraki ilk melodik enstrüman, nefesli enstrüman olarak insan kemiğinden yapılmış bir flüt parçasıdır. Onu Mısır'daki lahitlerin içerisinden de nay isminde, bugünkü neye benzeyen, bambudan, kamıştan yapılmış kaval türü, flüt türü benzeri müzik aletleri de tespit edilmiş bulunmuştur. Ama biz daha çok Orta Asya çalgısı olarak tanırız biz bunu, bu müzik aletini. Anadolu çalgısı olarak tanırız. Anadolu'da da bir diğer ismi çoban enstrümanı diye geçer. Çoban kavalı denir. Çoban enstrümanıdır. Çobanlarla özdeşleşmesinin sebebi taşınabilirliğin kolay olduğu, yani daha kullanılabilir olduğu, diğer enstrümanlar gibi daha hacminin havale olmayan bir müzik aleti. Thank you.
öğrenmek isteyen izleyicilerimiz için birkaç tüyo vereyim size. İlk başta sabırlı olmak çok gerekiyor. Çünkü enstrüman ilk ele alındığında veya üflendiğinde ses çıkartılabilen bir enstrüman değil. Adı üstünde dilsiz kaval. Yani herhangi bir içi boş bir borudur bu. Üzerinde 7 tane delik, arkasında 1 tane delik olmak üzere ve 3 oktav sese sahiptir. Ama kullanılabilirlik ses aralığı 2,5 oktavdır. Bir üfleme tekniği olarak dudağımızı yuvarlak bir şekilde getiriyoruz ve sesi çarptırarak şu orta merkezine, kenarına, şu kenarlarına sesi çarptırarak bir yankı olarak sesi duyacaksınız. Bunun üfleme tekniklerinin içerisinde birkaç tekniği var. Acem tekniği denilen dişe takılarak, dişe dayanarak çalınan dilsiz kavallar var. Karadeniz'de daha çok dillisi kullanılıyor ama dilsize ben size öğrenirken ufak tefek tüyolarda açılarını şu şekilde kafamızla açıyı bularak sesi yakalıyoruz. Yani bu açıyı bulduktan sonra ses klavyesinin üzerindeki ses perdelerinin isimlerini ve yerlerini öğrenmeniz gerekecektir. Kromatik dizilişli bir müzik aletidir. Diğer flütler gibi değildir. Yani parmaklarınızı flütün üzerindeki gibi değil de sıralı kaldırdığınızda parmaklarınızın altından 12 tane tampere sesinin sıralı bir şekilde çıktığını göreceksiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi yarımşar olarak bölünmüş ve iki üfleme darpından oluşan bir oktav sistemi var. Yani bir oktava ulaşabilmeniz için bu perdeleri ikişer defa, yani birer defa değil, ikişer defa kullanmanız gerekir. Aslında ilkel gözükmesine rağmen gerçekten kapsamlı, üzerinde matematiksel bir bölünmüş bir perde sistemi var. Gayet güzel. Neyden bunu farklı kılan? Üzerinde mi bemol perdesinin de olması. Ney birazcık daha farklıdır. Neyin üzerinde la bemol ve mi bemol perdeleri yoktur. Onları yarım kapatarak kullanırız. Ama bu parmak bir perde aşağı göçürülerek tasarlandığı için bu sistem benim daha pratiğime, daha kolayıma geliyor. Evet, son olarak diyeceklerim şunlar. Folklorumuza, edebiyatımıza, kültürümüze sahip çıkalım. Kültür miraslarımıza sahip çıkalım.
Yani nesilleri yok olmasın. Türkü tadında kalın, Anadolu tadında kalın. Bizi izlemeye de devam edin.